Kıymetli arkadaşlar, Muş'tan herkese selamlar. İngilizce metin okuma etkinliğimize devam ediyoruz. Aplikasyonu açıyorum arkadaşlar. Dikkat edin, siz de açın. Tabii böyle geri geldiğimizde, şu anda mesela yine aplikasyonu açtıktan sonra böyle bir hikaye listesi var. Yani İngilizce metin listesi var. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Our vacation, bakalım. What about having language lessons on any topic with subtitles, which you can translate just by clicking? Reklamımızı da izledik arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, our vacation tatilimiz anlamında. Yani vacation kelimesi tatil. Holiday kelimesi de tatil. Burada İngilizce'de vacation kelimesi de arkadaşlar, o da tatil anlamında kullanılmaktadır. Our vacation tatilimiz anlamında. Evet. Every year we go to Florida. Her yıl Florida'ya gideriz. We like to go to the beach. Plaja gitmekten hoşlanırız. My favorite beach is called Emerson Beach. Benim en sevdiğim plajın ismi Emerson Beach. It's very long, oldukça uzun, with soft sand and palm trees. Yani palmiye ağaçları ve yumuşak kumla kaplı anlamında arkadaşlar. It's very beautiful, oldukça güzel. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Yani ben yanı başımızdan geçen, bakın go by, yanı başımızdan geçen gemileri, yani yelkenli botları mesela izlemekten ve kumdan kale yapmaktan hoşlanırım, diyor. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Bazen suyun içerisinde yunus balığı ve balinalar da olabiliyor. Every morning we look for shells in the sand. Her sabah kumun içerisinde deniz kabuğu ararız. I found 15 big shells last year. Geçen yıl 15 tane büyük deniz kabuğu bulmuştum. I put them in a special place in my room. Odamda özel bir yere koydum onları. This year I want to learn to surf. Bu yıl surf yapmayı öğrenmek istiyorum. It is hard to surf. Yani surf yapmak gerçekten zor. But so much fun. Fakat oldukça eğlenceli. My sister is a good surfer. Yani kız kardeşim iyi bir surfçidir. She says, yani dediğine göre that she can teach me. Yani dediğine göre bana öğretebilir. I hope I can do it. Yani yapabileceğimi ümit ediyorum, diyor arkadaşlar ve metin bu şekilde bitiyor. Değerli arkadaşlar, şimdi burada mesela metni anlamış mıyız, anlamamış mıyız gibi mesela bir test yapabiliyoruz. Burada mesela dikkat ederseniz, tabi bu zorunlu değil. Ben yine sorulardan bahsedeyim. Question 1, my favorite beaches. Yani benim mesela benim favori plajım hangisi? Question 2, what animals do I see in the water? Özür dilerim. What animals do I see in the water? Yani suyun içerisinde gördüğüm hayvanlar hangileri? İşte sharks, köpek balığı, dogs, köpek, starfish, işte yıldız balığı, deniz yıldızı diyebiliyoruz. Dolphins, yani neydi arkadaşlar? Dolphins, yunus balığı arkadaşlar. Question 3, how many shells did I find last year? Yani geçen sene kaç tane deniz kabuğu bulmuştum, diye soru soruyor. What do I want to learn this year? Bu sene ne öğrenmek istiyorum? Evet, işte sailing, yani yelkenliyle gitmek, surfing, surf yapmak, swimming, yüzmek, how to find shells ya da deniz kabuğu nasıl bulunur? Beşinci soruda arkadaşlar, where did I put my shells last year? Ben diyor geçen sene bu deniz kabuklarını nereye koymuştum? Evet. Değerli arkadaşlar, şu anda bir bölümü bitirdik. Şimdi bölümün sesini dinletmeye çalışacağım arkadaşlar. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Evet, değerli arkadaşlar, Our Vacation adlı okuma parçası etkinliğimizi bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi burada tavsiyem arkadaşlar, ben bazen çeviri yapıyorum ama bu çeviriyi ben kendime göre yapıyorum, dikkat ederseniz. Yani tam böyle metne sadık kalmıyorum. Yani benim o parçadan ya da o cümleden anladığım Türkçe anlamlandırmayı mesela size aktarıyorum. Bu elbette kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir.
Yani bu kişinin İngilizce bilgisiyle ya da İngilizceye olan ilgisiyle alakalı. Ama ben genel itibariyle yani herkesin bulabileceği bir anlamdan bahsediyorum orada. Şimdi bu konuda bunu dile getirdikten sonra bu etkinliğimizin bittiğini belirtiyorum ve bir sonraki etkinlikte tekrar buluşmak dileğiyle. Lütfen programı indirin, bilgisayarınızda bir kaynak olarak kalsın. Önce programdan çalışın, sonra benimle birlikte mesela metni okumaya çalışın ve ilerlemeyi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, Muş'tan herkese sevgiler, saygılar.